fiziksel hastalıkların altında ruhsal bağlantıları Ama var. sen çok dürüstlükle ve içtenlikle bunun ne kadar zor bir şey olduğunu, ne kadar zor bir süreçten geçtiğini paylaşmıştın. O yüzden İçimde bir öfke oluşmaya başladı, içimde bir boşluk ve ben anne değilim, o benim çocuğum değil. Anadolu'nun şifacı kadınları başlıyor. Merhabalar, ben Didem. Anadolu'nun şifacı kadınlarını konuk ettiğim program bu haftaki konuğu Evrim Koç Çamşıkoğlu. 1986 yılında Aydın'da doğan Evrim, Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu'nda okuduktan sonra bir süre hemşirelik yaptı. İş hayatında başlamasıyla beraber depresyona girdi ve yaklaşık bir sene tedavi gördü. İş yeri hemşireliği yaptığı sırada şirket doktorunun sayesinde farklı şifa teknikleriyle tanıştı Evrim. Bowen terapi tekniğiyle beraber Jazz, Reiki ve Theta Healing eğitimleri de alan Evrim'le şifa yolculuğunu ve hikayesini konuşacağız. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Çok heyecanlıyım. Evrim'le bizim tanışma hikayemiz Anadolu Şifacı Kadınları vesilesiyle oldu. Evrim, Anadolu Şifacı Kadınları'nı dinleyen bir dinleyiciydi. İlk başından beri dinleyen bir dinleyiciydi üstelik. Aradan 3 sene geçti. Evrim bu sırada kendi yolunda yürümeye devam etti. Birçok eğitimler aldı. Sonrasında bana Instagram'dan ulaştı ve işte yaptığı terapiden bahsetti. Ve İstanbul'a gittiğimde onunla tanışma fırsatım oldu ve Bowen terapi seansı da alma şansım oldu bu arada. Ve biz o vesileyle Evrim'le tanıştık ve Evrim'i ben ne zaman hazır hissederse bu alanda konuk edebileceğimi söylemiştim. Aradan yaklaşık bir sene geçtikten sonra Evrim'den mesaj geldi. Artık hazırım, çıkabilirim dedi. Ve şimdi o da burada. Böylesine güzel bir şekilde tanışmış olmak, yani dinleyiciyken şu anda konuk olması benim için çok mutluluk verici açıkçası. Belki de sizlerin arasında da böyle şifa teknikleriyle uğraşanlar vardır. Bu alanda hikayenizi paylaşmak isterseniz eğer buradan da seslenmiş olayım. Evrim size ilham olsun, cesaret versin. Böyle böyle yavaş yavaş dinleyenlerin, burada konuk olmak isteyenlerin de böyle bir alan açık olduğunu da ifade etmiş olayım. Ne zaman isterseniz bana yazabilirsiniz, Instagram'dan iletişime geçebilirsiniz. Sizi de burada bu alanda ağırlamak, hikayenizi paylaşmak çok isterim açıkçası. O anlamda Evrim de aslında daha önce de Dilek de yapmıştık, belki dinleyenleriniz olmuştur Dilek Tuncer'le. Böyle böyle yavaş yavaş işte hani dinleyenler konuk olmaya başlıyor filan, böyle giderek büyüyoruz. Çok güzel benim için, mutluluk verici. Çok sağ ol geldiğin için. Teşekkür ederim asıl sen bana bu alanı ayırdığın için. Ben senden cesaret aldım birden. Karşılıklı birbirimizi gaza getiriyoruz işte, çok şükür. Aynen. Şimdi gerçekten de bu hikayeyi bu kadar içtenlikle ve samimiyetle paylaşmış olmak tabii ki de çok kıymetli. Şimdi eminim ki senin gibi yerlerden geçenler de vardır. Onlara da çok güzel böyle dokunuşlar olacağını düşündüğüm bir sohbet olacak umarım. Ben Bowen terapiyi hiç duymamıştım ta ki sana kadar. Ki malum herkes artık biliyor benim burnumu her şeye soktuğumu ve her şeyi denediğimi. Bowen terapi deyince, aa ben bunu nasıl duymadım acaba deyip tabii ki de hemen atladım. Bunu tam nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Evrim daha güzel anlatacaktır tabii ki. Böyle masaj desem değil, fizyoterapi desem hiç değil. Gerçekten ne olduğunu anlatamayacağım size. Ama böyle yumuşak dokunuşlarla bedenin rahatlaması, bedenin şifalanması gibi kendi deneyiminden yola çıkarak özetleyebilirim, ama bu da tabii ki de yeterli değil sizin için, biliyorum. Ama kendi deneyimimi anlatacak olursam şöyle bir şey anlatabilirim. Ben malum yine her programda işte fırsatı geldikçe ya da yeri geldikçe söylüyorum. Ben çok duramayan bir insanım, sürekli o sempatik sinir sistemi aktif olan, hayatta kalmak için ya da kendisini var etmek için sürekli bir şeyler yapmak zorundaymış gibi hisseden bir insan olduğum için benim için bu Bowen terapi sistemin shutdown edilmesi demekti. Yani nasıl oldu derseniz, ben sanıyorum bir saat kadar mıydı Evrim? Yani seans bittikten sonra Didem diye birisi yoktu orada. Normalde öyle çok çabuk bırakabilen, böyle hemen uykuya dalabilen de bir insan değilim, ama ben gitmişim yani. Hani bir saat sonunda Evrim beni uyandırmak zorunda kaldı artık. Evindeydim çünkü ve gitmem gerekiyordu. Böyle çok tatlı, yumuşak, çok naif bir terapi tekniği. O şimdi size zaten daha detaylı anlatacaktır. Bahseder misin? Nasıl bir teknik? Ne işe yarıyor? Nasıl bir şifası var? Tabii ki seve seve. Ben de senin gibi deneyimledim ilk. İş yeri hekimimizle birlikte deneyimlemiştim. O zamanlar bunu öğreniyordu. Sen gibi çok meraklıyım hani her şeyi deneyimleyeyim nasıl bir şeymiş.
Seanstan bir kalktım böyle, Allah'ım falan diye, nasıl bir şey bu? Öğrenmeyi çok istedim. Şöyle bir teknik, izin verirsen kısaca bir geçmişinden de bahsetmek istiyorum. Bowen terapi bir kere beden üzerinde çalışılan manuel terapi tekniklerinden bir tanesi. Orijini Avustralya, 1950'li yıllarda ortaya çıkan bir sistem. Çok eski değil o kadar, hani kadim diyemeyiz. Thomas Ambrose Bowen isimli, sağlık alanında hiçbir yetkinliği olmayan çimento fabrikasında çalışan birisinin sistematize ettiği bir teknik ve kendisi buna Tanrı'nın bana bir hediyesiydi diyor. Ama onu tanıyanlar, onunla çalışanların söylediği şöyle bir şey var. Kendisinin doğuştan gelen böyle beden hakkında sezgisel bir anlayışının olduğunu söylüyorlar ve iyi bir gözlemciymiş kendisi. Yakın çevresinde, şimdi kendisi içinde de bir itki var. Fiziksel acıları nasıl dindirebiliriz? Çünkü yakın çevresinde acı çeken insanlar var. Bir de kendisi İkinci Dünya Savaşı'na katılmış. Bundan sonra bu içindeki o soruyla birlikte, artık nasıl olduysa o kısmını gerçekten ben de bilmiyorum, bedenin belli noktalarına dokunduğunda bedenden olumlu yanıtlar aldığını gözlemlemiş ve bir şekilde bu sistemi sistematize etmiş. Ve gündüz iş yerinde çalıştıktan sonra akşamları böyle işte özellikle engelli çocuklar, yaşlılar gibi insanlara böyle yardım etmek üzere kendi evlerine gider bu çalışmayı yaparmış ve zamanla çok olumlu geri dönüşler almaya başlayınca işten ayrılarak kendisine bir alan açarak bunu bağış usulü teknikle yürütmeye başlamış. Hiçbir zaman bunu dokümante etmemiş Tom Bowen ve 6 kişilik bir osteopat ve fizyoterapist grubuna usta çırak yöntemiyle bunu aktarmış. 1980'lerde kendisi vefat ediyor ve günümüze o öğretmiş olduğu oğullarım dediği 6 kişilik grup buraya kadar getiriyorlar ve yurt dışında gerçekten yaygın olarak kullanılan bir sistem. Tarihi kısaca böyle. Yani kendine has bir yöntemi var gerçekten. Diğer manuel terapi tekniklerinden farklı, dokunuşlar anlamlı, amaçlı, seyrek, kısa ve çok naif. Yani dokunuşları yapıyorsunuz, geri çekiliyorsunuz. Bedenin bir yanıt vermesini bekliyorsunuz. Tedavi yöntemi değil bir kere. Biz Bowen terapiyi tedavi yöntemi demiyoruz. Bedenin kendini iyileştirme yeteneğini alan hazırlayan bir teknik diyoruz Bowen terapi için. Ki zaten yaradan bize bu bedeni bahşederken içinde bir de ne zaman nerede yaralanırsa iyileşeceğini bilen, hastalıklardan koruyan, hayatta tutan bilge bir sistem yüklüyor. Her şeyi yapan o. Biz sadece ona alan açıyoruz ki iyileşme de zaten parasempatik sistem aktiveyken vuku buluyor beden içinde. O yüzden yani biz Bowen terapide bedenin kendini daha iyi iyileştirebilmesi için onu rahatlatıyoruz diyebilirim. Dengede olmasına, dengeye getirilmesine yardımcı oluyoruz. O yüzden Bowen terapi alırken akut sorunumuza yönelik değil de bazen onlara da müdahale etmemiz gerekiyor tabii ama biz genele yönelik bir plan çizerek hareket ediyoruz bedeni dengeye getirmek için. Etkisi organlar dahil bütün vücutta vuku buluyor diyebilirim. Bir yere dokunuş yapıyorsunuz ve beden size bir bütün olarak yanıt veriyor. Burada bunu anlatabilmem için kısaca benim fasya dokudan da bahsetmem lazım. Fasya dokuyu artık birçok insan tanıyor sanırım. Çok muazzam bir doku, bir duyu organı diyebiliriz aslında ve işlevi küçümsenmeyecek kadar büyük. Bizim sıvılarımız da dahil bize bir bütünlük veren, en küçük hücremizden en büyük organımıza kadar iletişim ağı kuran, vücudun her yerinde yani damarın içi, dışı, organın içi, dışı, hücrelerin çevresi, kemikler, her yerde var. Bir ağ gibi, bir üç boyutlu bir matris gibi düşün. O kadar hızlı bir iletişim ağı ki ben bir yere dokunduğum anda, yani beline dokunuyorsam bütün vücudun yankılandığını düşün bu dokunuşla birlikte. Her yere gidiyor. Yani ben kişinin beline dokunsam aslında aynı zamanda omzuna da dokunmuş gibi bir şey oluyorum. Bilgi oraya da taşınıyor çünkü. Fasya doku sayesinde aslında etkisi bütün organlarda ve bütün vücutta kendini gösteriyor. O yüzden kişi hızlı şekilde uyku haline geçebiliyor. Kendisini bıraktığında gerçekten bunu yaşayabiliyor. Hızlı şekilde böyle parasempatik sistemi ayağa kaldıran bir teknik gerçekten de. Fasya dokunun bir özelliği var. İçsel kuvvete de tepki veriyor, dışsal kuvvete de tepki veriyor. Dolayısıyla benim dokunuşlarımla birlikte dokunduğum o bölgede kan hareketleniyor, lenf hareketleniyor, vücut altı sıvılar hareketleniyor. Hatta ve hatta elektriksel aktivite oluşuyor orada. Sonuçta bizim bilgi akışımız elektriksel olarak yapılıyor ya. Dolayısıyla çalışmaya başladıktan sonra artık parasempatik sisteme de hızla geçince beden gevşiyor ve dengeye gelmeye başlıyor. Seyrek dokunuşlar geliyor. Ona müsaade ediliyor. Bir kendi içine dönüyor ve
Nerede ne vardı? Şimdi buraya gideyim, şimdi bunu yapayım gibi bir düzenlenmeye giriyor içeride. İşlevsiz dokulara yöneliyor, eklem hareketliliğine yöneliyor gibi düşünebilirsin bunu. Hücre bazında da zaten beden kendi kendini iyileştireceği için bunu hücre bazında da düşün. Ve hatta bazı böyle şeyler var. Bowen terapi öncesi kan örnekleri, Bowen terapi sonrası kan örnekleri. Böyle hücreler birbirlerinden ayrılmışlar falan Bowen terapiden sonra. Gerçekten de çok derinden, mikro düzeyden makro düzeye bir etki gösteriyor. O yüzden de insanlar böyle fasya dokuyla çok uyumlu çalıştığı için bütüncül olarak böyle bir iyilik haliyle kalkıyorlar masadan. Danışanlar bunu uyumasalar bile mesela bir gevşeme hali ya da mesela artan bağırsak hareketleri gibi şeylerle hissedebiliyorlar. Zaten iyileşme dediğimiz faaliyet de tam bu sırada oluyor. Yani artık sistem rahatlamış senin dediğin gibi şalttan. Orada beden nerede ne yapacağını kendisi gayet iyi biliyor. Ona yöneliyor. Şöyle, şimdi Bowen terapide dokunuşlar naif. Neden naif? Olabildiğince yumuşak. Bize hocamız bunu şöyle anlatmıştı. Bir nişasta testiyle, nişasta ve suyla karıştırdığı bir kabın içine parmağımızı yavaşça daldırmamızı istedi. Böyle yavaşça daldırdığınızda kabın derinliklerine kadar inebiliyorsunuz. Şimdi bir de hızla batırın parmağınızı dediğinde gitmiyor parmak. Yüzey gerilimi oluşuyor ve bir direnç gösteriyor. Bedende de ben sana zarar vermeyeceğim, senin alanına saygı duyuyorum gibi bir yaklaşımla yaklaştığınızda ve çok fazla uyaran göndermediğinizde, biraz da geri durduğunuzda ona saygı duyarak o zaten ne yapacağını biliyor dediğim gibi Didem. Yani her yere dikkat kesiliyor. Ben şöyle düşünüyorum. Yani çalışırken şöyle hep hayal ederek aslında imajine ediyorum böyle en başından beri bedenle konuşuyorum. Ve şöyle anlatabilirim. Bir sinir ağı düşün, içerisi karanlık. Ben bir noktaya dokunurken acil durum geçti. Sen ne yapacağını gayet iyi biliyorsun diye bir dokunuş yaptığında o karanlık ortamın birden böyle elektriklendiğini düşün. Bir şeyler aydınlanıyor beden içinde. Hop geri çekiliyorsun. O karanlığın içinde o aydınlanmayla birlikte beden diyor ki ya ben zaten artık hani emin ellerdeyim, güvendeyim, rahatım. Şurada bir şey gördüm, oraya gideyim. Burada bir şey gördüm, buraya gideyim gibi kendisi için de bir sistematize ederek kendi kendini iyileştirebiliyor. Yani biz sadece ona alan açıyoruz. Peki hani o dokunuşları yaptığınız yerler böyle meridyen noktaları mı ya da hani belli bir şey var mı? Hangi noktalara dokunuyorsun? O noktaların özelliği ne? Onlardan bahseder misin? Bowen terapinin akupunktur noktalarıyla çok benzerlik gösterdiği görülüyor gerçekten de. Bedenimizde, bütün bedenimizde şey gibi düşün, reseptörler var, alıcılar, işte kimyasallar, ısı reseptörleri, mekanik reseptörler gibi. Bazı noktalarda bu reseptörler çok daha fazla yoğun oluyor. O yoğunlaşmış noktalarda dizayn edilmiş dokunuşlar. Ben öyle yorumluyorum. Bunda zaten hani akupunkturla benzer noktalara tekabül ediyor. Orada daha fazla reseptör olduğu için yani şuraya dokunurken bir kere uyarıyorsan o noktaya dokunduğunda belki de onun kat be kat fazlasını uyarısını gönderebiliyorsun. Her prosedürün kendine ait bir dokunuş dizilimi var. Ona göre hareket etmek zorundayız. Bunu da muhtemelen o akupunktur noktalarına böyle yakın yerlerde seçmiş olabilir kendisi. Peki burada hani kaç seans almak gerekir? Tabii ki de kişiden kişiye değişir ama böyle sizin yani Bowen terapinin önerdiği bir minimum seans sayısı var mı? Şöyle, gerçekten de kişiye göre çok değişiyor ama biz en az bir 3-4 seans alınsın istiyoruz. Ondan sonra böyle bir artık şey, bazen ama ilk mesela o kadar akut oluyor ki bazı durumlar. Bana bir danışanım gelmişti iş yerinde çalışırken bir hostes dizinde bir ağrıyla ve yürümekte sıkıntı çekiyordu. Çok yakın zamanda olduğu için o gün ona bir diz prosedürü yaptık ve hızlı şekilde bir yanıt aldı. Hani öyle de olabiliyor bazen. Bazen 7-8 seans çalışıyoruz. Olmadığı da oluyor tabii. Ama 3-4 seans yaptığımızda çünkü bazı prosedürlere gelebilmek için bazı ön prosedürleri yapmamız koşulu var. O yüzden de 3-4 seans çalışmayı biz iyi diyoruz. Hani yaparsak güzel olur. Şimdi sen sonrasında Jazz, Reiki ve Theta Healing eğitimleri de aldın. Jazz da bu arada aşkımdan aldın. Aşkım Demir Yürek. Onun da kaydı, sohbeti Spotify'da bulabilirsiniz. Henüz izlemediyseniz eğer benim de çok yakın arkadaşım. Çok iyi bir Jazz tekniği uygulayıcısıdır aynı zamanda. Sen de ondan eğitim aldın. Sen tüm bu eğitimleri sonuçta enerjiyle çalışıyor bir yandan da. Yaptığın çalışmalara entegre ediyor musun? Onları uyguluyor musun? Mesela Reiki gibi hani oradaki şifadan da biraz bahseder misin? Neler yapıyorsun başka? Jazz, Theta Healing ve Reiki'yi ben daha çok kendimi şifalandırmak için öğrendim teknikler. İlerleyen dakikalarda geliriz ama onu hep kendim için öğrendim.
kendim üzerinde kullanmak üzere. Bowen terapi çalışırken hiçbir şekilde bunları kullanmıyorum. Ama şöyle söyleyebilirim. Theta Healing öğrendikten sonra mesela kendimi Theta seviyesine çekiyorum seanstan önce. Ve hani dua ediyorum. Allah'ım şifanın tek kaynağı sensin. Ben egomu bir kenara bırakarak senin şifana kanallık etmeye niyet ediyorum. Ve temas ettiğim bu bedenle hani sonsuz şifan buluşsun diyerek Theta seviyesinden yürütmeye çalışıyorum. Tabii ki kişi orada Theta Healing yapmıyorum. Sadece kendim bu kanalda olduğum zaman bazen seansın ortasında kalbimden böyle bir ses. Şu prosedürü yap, bu prosedürü yap, evrim bu prosedürü yap falan. Demek ki diyorum hani o an o prosedüre ihtiyacı var ve hemen onu mesela entegre ediyorum içine. Bu şekilde kullanıyoruz. Uzun süre mesela çalıştığım danışanlarımda bakıyorum istediğim hızda ilerleme gelmiyor. Şifalanma ve hastalık çok boyutlu bir kavram yani. İnsanlar başka türlü sebeplerle yani fiziksel hastalıkların altında ruhsal bağlantıları var. Acaba diyorum burada arkada yatan nasıl bir inanç var? Çok merak ediyorum mesela. Beden iyileştirebilir kendini, ben buna inanıyorum. Sonra tavsiye ediyorum. Ben Reiki biliyorum. Acaba senle Reiki çalışalım mı? Bir de hani arkasında ne var bir hissedebilir miyiz? Ya da işte Theta Healing var biliyorum. Acaba bir sorgulayalım mı gibi. Kişi açıksa o zaman kabul ediyorsa mesela niyet ederek Reiki mesela kullanıyorum. Ve Reiki kullandığımda mesela iç sesim bana çok böyle bunları çalışmaya başladıktan sonra sezilerim de artmaya başladı. Ve bu konunun kaynağı nedir diye sorarak niyet ettiğim için mesela baba, dağılma gibi bazı kelimeler geliyor bana böyle. Bunlar hani sana ne ifade ediyor olabilir gibi konuşuyoruz kişiyle. Kişi şifalanmasına yönelik de hani Reiki'nin şifasına yönelik de niyet ederek hareket ediyoruz gibi. Ama hani direkt onu kullanmıyorum açıkçası hastalarda Bowen terapiyle birlikte. Şimdi Bowen terapi için kullandığı bir terim var, prosedür. Bu prosedürler neler? Onlardan kısaca bahseder misin? İsimler verilmiş. Mesela böbrek prosedürü, mesela pelvis prosedürü, göğüs prosedürü gibi. Prosedür denmesinin adı tamamen ona verilmiş bir isim ama böbrek prosedüründe böbreğe yönelik bir uygulama. Onun kendine has dizilimi var, dokunuş dizilimleri. Pelvis prosedüründe pelvisin olduğu bölgede çalışılan ve ona göre dokunuşları belirlenmiş, sıralanmış noktalar var. Bu şekilde hani onları anlatıyor aslında direkt. Bu şifa yolculuğu nasıl başladı evrim? Yani evet bir iş hayatına başlamanla beraber bir kırılma yaşamışsın ama orada neler yaşadın? Yani iş hayatına başlamak da aslında hepimiz için bir travmaydı bence. Ama biz çok farkında değildik ve hani çalışmamız gerektiğini düşündüğümüz için de bir şekilde kendimizi zorla da olsa ayağa kaldırmaya çalışıp o sistemin içerisinde var olmaya çalıştık. Kimimiz bir şekilde bundan kısa sürede ayrıldı, kimimiz de uzun seneler sonra ayrıldı. Bu arada hani illa çalışma hayatının hani bir kötülüğünden ya da bir negatif etkisinden bahsetmiyorum ama kendi doğamıza uygun olmayan bir ortamda bulunmanın etkisi diyelim buna. O senin için nasıl bir süreçti? Neler yaşadın orada? Sonra çünkü tedavi sürecin başlıyor. Tedavide neler oldu, neler yaşadın? Kısaca bahseder misin? Koç Üniversitesi'nden mezun oldum. %100 başarı bursu kazanmıştım. O şekilde okuyabildik. Orada bir şey vardı, bir kural vardı bizim için hani o dönemler. Okuduğumuz yıl kadarıyla hastanede çalışmak zorundayız. Bu ilk iş hayatına atılacak insanlar için muazzam bir fırsat aslında. Ama işte ben ne kadar iş hayatına hazırmışım, orası var. Çalışmaya başladıktan sonra hemen depresyon gelişti bende. Çünkü şöyle hissettim hep. Bana o zaman ağır gelmişti. Bir kişinin çok yakından sağlığının sorumluluğunu üstlenmek. Yani bu benim kendi kişisel özelliğimle alakalı belki de. Yani herkes depresyona girmiyor hemşire olup da. Bu yük bana biraz ağır gelmiş olabilir. Ondan dolayı bir de işin içinde yani o zamanlar ekonomik durumumuz da şimdi oradan ayrılırsam bursumu geri ödemem gerekiyor. Ailem benim onu karşılayamaz. Şey bir hali var. Bu hiç bitmeyecek falan diye. Evet bir 4 yıl var ama ben onu götüremeyeceğim 4 yıl boyunca bu ruh halini. Bir baş hemşirem vardı. Bana aynı zamanda çok sağ olsun ablalık da etti orada. Bir gün dedim ki ben yürütemiyorum yani. Hani gitmiyor. Ondan sonra hemen dedi ki gel gidiyoruz. İşte beni hastanenin psikiyatristine götürdü, psikoloğuna götürdü. Hem psikolojik olarak destek aldım görüşmelerle hem de ilaç kullandım bir sene boyunca. O bir senenin sonuna doğru zaten artık toparladı bünye. O akut hal geçti ve çok şükür yoluma devam edebildim. Ama benim şifa arama halim kendimi böyle üniversiteden geliyor diyebilirim. Üniversite yıllarındayken bizim okulumuz bize
psikolojik danışmanlık ücretsiz böyle destek sağlıyordu isteyenlere. Ben Koçofoş'a gittim. Çünkü o zamanlar çok büyük bir problemim vardı. Ben insanlara hayır diyemiyorum. Niye hayır diyemiyorum diye başlayan bir yolculuk aslında. Kendimi iyileştirme yolculuğu ta o zamanlardan geliyor. Öylelikle bir orada psikoloğa gitmişliğim var. Sonra depresyonla birlikte gitmişliğim var. Sonrasında daha devam ediyordu yani. Çok eski. Peki asıl kırılma noktası senin için neydi? Kendi içindeki o derin kazma işlemi diyorum ben ona. O kazma işlemi asıl ne zaman başladı ve şifa teknikleri hayatına nasıl girdi? Annelikle başladı. Ben aslında daha çok yeniyim. Benim kızım da Anadolu'nun şifacı kadınlarının yaşı gibi 3 yaşında. Ben evliliğimizin 6. yılında artık tamam ben anne olayım. Ama onun öncesinde kaç tane psikoloğa gittim yani. Anne olmadan önce kendimi düzelteceğim. İşte anne karnı, EMDR çalışmaları, psikolojik danışmanlıklar vesaire. Hazırım ben galiba deyip böyle artık o korku gitti ve ben anne olmak istedim. Öyle bir zaman seçmişim ki pandemiye denk getirdim nasıl geldiyse. O da ayrı bir katmerli oldu benim için. Annelikle oldu Didem. Yani ben hazır değilmişim aslında. Nasıl olabilirsin ki? Annelikle birlikte ben böyle bir duvara toslamış gibi oldum diyebilirim. Belki kendini öyle hissedenler vardır diye çok açıklıkla söyleyeceğim. Kendimi ölmüş gibi hissettim. Hiç oldum ben gibi hissettim. Ben öyle yaşadım açıkçası. Eskilerden mesela çok merak ederdim. Hiçlik kavramı nasıl bir kavram acaba? Böyle okuyoruz, öğreniyoruz ama nasıl bir boyut falan? Anne olunca dedi ki, sistem bana al sana hiçlik. Uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum, kendime kalamıyorum, dışarıya çıkamıyorum. Bir de çok daha başka bir boyutu var annelikle ilgili, onu da anlatayım. Bağ kuramıyorum. Ben daha yeni yeni anne olduğumu hissediyorum. 3 yıl geçti. Bir boşluk var içimde ona karşı duyduğum. Yani herkes bir şey hissediyor ama ben hissedemiyorum. O hissedemediğim şey ne? Neden? Anlam veremiyorum. Böyle sevgi ise sevgiyi ben bilmiyorum demek ki diyorum. Garip bir dönemdi gerçekten benim için. Öyle başladı. Çok acı çektim diyebilirim. Anneliğin her günü benim için acıydı gerçekten. Yani o acıları biraz açmanı isteyeceğim. Çünkü geçtiğimiz ay Haziran ayında 22 Haziran'da Anadolu Şifacı Kadınlarının 3. yılı özel buluşması vardı ve sen orada çok açık yüreklilikle anneliğe dair ne kadar seni zorladığına dair paylaşımlarda bulunmuştun ve aslında bu anne olmayanları bile çok etkiledi. Çünkü bu kadar dürüst bir yerden paylaşanların sayısı çok az. Yani çünkü bu kutsal bir şey, dolayısıyla güzel olmalı. Sen anneliğe bir de laf mı söylüyorsun yani filan gibi böyle bir yerden insanların yargılayacağı bir yere düşebilme korkusu var hepimizin içinde tabii ki de bu ama sen çok dürüstlükle ve içtenlikle bunun ne kadar zor bir şey olduğunu, ne kadar zor bir süreçten geçtiğini paylaşmıştın. O yüzden biraz oraya da atıfta bulunarak hani o acıyı biraz daha derinleştirebilir misin tam olarak ne yaşadığına dair o bağ kuramama, o kopukluk halini? Çünkü gerçekten yani herkes belki benim gibi yaşamıyordur ki görüyorum da ya da belki de gün yüzüne çıkmıyor. İnsanlar çıkartamıyorlar. Kızım doğdu, ben çok isteyerek anne oldum. İlk birkaç ay böyle tamam hani o daha uyuyor işte bakın ben lobusayım falan. Hiçbir şey anlamadım hani herhalde böyle başlıyor böyle gidecek gibi. Sonra zaman geçti ben artık böyle şey olmaya başladım. İçimde bir öfke oluşmaya başladı. İçimde bir boşluk ve ben anne değilim, o benim çocuğum değil. Ben onun sadece günlük bakımlarını gidermekle görevli bir bakıcı hizmeti veren bir kişi gibi hissediyorum. Yani bunun adı annelik olmamalı. Bu başka bir şey. Hani ben niye yaklaşamıyorum? Ben onunla bağ kuramıyorum ama o kendini yalnız hissediyor olacak diye hep böyle bir korku. Yani sırf o kendini yalnız hissedecek. Ben böyle hissediyorsam acaba o nasıl hissediyor? Bağ kurması benim için çok önemli. Ki hani ben hep şey derdim hani ben benim gibi bir çocuk yapmak istemiyorum gibi bir şey vardı şimdi hani. Onun hani özgür olmasını istiyorum, kendisi gibi olmasını istiyorum. İşte onun arkasında destekçi olmak istiyorum ama ne kadar çabalasam da bir şeyleri düzgün yapmaya çalışsam da bir sevgi yok. Yani sevgi yok, aramda bir bağ yok. Neden diye yola çıktım. Acı veren oydu zaten. Hani sevgi hissedemiyorum ben. Ben anne gibi hissedemiyorum yani. Herkes hissediyor, ben hissedemiyorum diye. Acı veren oydu Didem. Hani şey kısmı da var. Dedim ya hani uyku yok, yemek yok düzgün. Bir de işten ayrılıp hani iş hayatını bırakıp da ben çocuğumu kendim büyütmek istiyorum diyerek direkt eve çekildim. Zaten bir de o şekilde hayatımı orada bir
kesintiye uğradı. O yüzden ben bir daha eskisi gibi de olamayacağım korkusu var bir yandan. Bir de hep şeyin sorumluluğu var. Her yaptığım kötü şeyin sebebi, yani ya da onun başına gelebilecek her kötü şeyin sebebi benim. Öyle bir mesuliyet ki altından kalkamıyorum. Kendimi çok hırpaladım o dönemde. İşte şöyle dedin, böyle hissetti. Böyle söyledim diye böyle hissetti. Şimdi bunu hissettiği için ileride böyle davranacak bak falan diye. Yani hep şey, bütün eksiklerinin sebebi benim. Ben bir insanın acısı oldum falan diye böyle. Benim de bünyem buna muhtemelen hazırdı. Böyle bir altyapı vardı. Her kötü şeyin sebebi sensin işte falan diye. Öyle bir acısı vardı mesela. Ve ben çok dürüstüm ve söyleyeceğim. Sebebini anlayana kadar anne olmaktan pişman oldum. Pişman oldum yani. Keşke olmasaydım dedim. Bana bunun bir simülasyonunu gösterselerdi asla kabul etmezdim falan diye böyle. Bunları yaşayacağım bilseydim asla kabul etmezdim. Onun içinde, kendim içinde. O kadar şeydi ki yani. O kimliğin içine hiç giremedim. Daha yeni yeni giriyorum. Yani hala daha kendini anne olduktan sonra anne istedemeyen varsa bunlar oluyor bence. Şimdi tabii biz bu kadar kendimizi çözmeye, kendimizi anlamaya çalıştığımız için yaşadıklarımızdan da aslında hani bir çocuğun nasıl etkilendiğini de az çok artık biliyoruz. Hani illa psikolog olmaya gerek yok. Kendi yolculuğumuz içerisinde bunu keşfettik çünkü. Ve tabii ki de çocuğu olanlar için bu ekstra ekstra bir hani özen ve dikkat istiyor şu anda. Çünkü artık her şeyin farkındasın yani. Senin üzerinde olan o travmaların, o etkilerin bir çocuğa da kendi çocuğuna da neler yapabileceğini çok iyi biliyorsun. Tabii bunun hem iyi tarafı da var ama bir yandan da hani gerçekten artık hani o kadar uca gidiyorsun ki bu sefer o da aslında çok iyi bir şey değil. Bir arkadaşım vardı. Çok seviyorum Gökçe. O da kendi yolculuğunda çok güzel ilerliyor. O da işte bizim gibi oradan oraya, oradan oraya bütün o şifa tekniklerini çalışmalarına katılan. Bir gün annesi şey demiş. Aman kızım sen de ne bu kadar uğraşıyorsun Allah'ını seversen. Hani ne var bu kadar büyütecek yani falan diye. O da annesi demiş ki siz zamanında uğraşmadığınız için uğraşıyorum bu kadar diye. Yani bir yerde de mesela Emel Hoca vardı. Onunla da sohbet yapmıştık. Onu da dinleyenler olmuştur. Dinlemediyseniz onu da tavsiye ederim. Emel Hoca bana şunu söylemişti. Ben de çünkü hani çok travmatik bir çocukluk geçirdim. Anneyle babayla çok ciddi sorunlarım var. Bana bir gün dedi ki Didemcim dedi. İnan bana dedi. Benim de o kadar çok travmam var ki dedi. Ben dedi bu travmalardan yola çıkarak çocuğuma hani o rahatlığı, o özgürlüğü vermek için dedi. Gerçekten çok iyi bir anne oldum dedi. Ve çocuğumu serbest bıraktım dedi. Çocuğum bana bugün diyor ki keşke beni o kadar özgür bırakmasaydın diyor şimdi dedi. Yani ben dedi bunu yaparak da onda travma yarattım. Bu dedi o kadar da hani seninle ilgili ya da annenle babanla ilgili bir şey değil demişti. O mesela bana çok iyi geldi. Çünkü gerçekten de bir niyet var ortada. Tabii ki de hani o niyet temiz bir niyet, iyi bir niyet. Ama o iyi niyet veya temiz niyet çok da fark etmiyor. Çünkü o karşındaki kişinin algısı kadar oluyor. Dolayısıyla sen çocuğuna tabii ki de iyi ve şefkatli, özgür davranmak çok istersin. Ama bunları yapsan da onda travma yaratabiliyorsun aslında yani. Ve bu seninle ilgili bir şey değil. Dolayısıyla belki bu yer biraz daha bizi bir ferah hissettirebilir. Hani gel çocuğum yok ben şimdi dışarıdan konuşuyorum böyle ama belki hani bunu yaşayanlar kendi yolculuğunda işte çocuğuna şahitlik edenler için de hani bunu da bir böyle bir paylaşmak istedim. Peki bu anne olmanın verdiği bu ıstırap senin kendinle ilgili neler keşfetmeni sağladı? Yani o karanlık, belki de görmediğin, belki de bastırdığın onca zaman, o gölge taraflarında neler ortaya çıkarttı, neleri fark ettin? Yani evrimin o karanlık yüzünde neler gördün? Sevgi kavramına nasıl yaklaştığımı, alıp verme konusunda ya da yaklaşamadığımı gördüm. Bağ kurma problemlerimi gördüm mesela. Bir de şöyle bir şey gelişti artık. Şimdi ben aslında daha çok kendimi bu şifalanma yolculuğuna annelikle birlikte başladım demiştim ya. Anadolu'nun şifacı kadınlarını dinliyordum mesela. İşte akşamları genelde işlerimi yaparken o benim özgürlük alanımdı. Birisine çekiliyordum orada. Onunla çalışmak istiyordum. İşte gidip çalışıyordum mesela. Onunla çalıştığımda beni başka bir yola sevk ediyordu mesela o ortaya çıkan şeyler. Başka birisiyle çalışıyordum. Yani şöyle söyleyebilirim. Birçok Anadolu'nun şifacı kadınıyla çalıştım. Peki. Çünkü kendimi bilmiyorum. Yani ben kimim? Ya da bildiğim ben miyim gerçekten? O yüzden benim bir network'e ihtiyacım vardı. O
bana beni anlatacak. Hani bu astrolojik tabanlı olabilir, human design tabanlı olabilir, numeroloji tabanlı olabilir. Sonra kendimi anladım. Bir de öyle güzel yöntemler var ki benim geçmiş yaşamlarıma dair de bilgiler veriyor. Orayla buranın bağlantısını kurmak. Şöyle bir şey gelişti artık bende. Karanlık yön çok fazla. Ne zaman birisine böyle içimden bir şey çıkacak olsa, ah sen de dediğimde, aynı böyle seninle Zoom ekranındaki gibi benim de kendi görselim geliyor karşıma. Aynı şeyi yaparken görüyorum falan böyle. Kimde neyi gördüysem öfkelendiğim, aynı şey bende de var. Onu görmeye başladım artık. Çok kolay şekilde. Öyle bir kas gelişti mesela. Bazen vurdum duymaz oluyorum. Bazen çok fazla bıkbıklıyorum, böyle incik cincik yapıyorum. Bazen serbest bırakmıyorum, teslim olmuyorum. Bazen çok fazla panik yapıyorum gibi. Yani insana dair ne varsa karanlık diyebileceğimiz hepsinin bende olduğunu gördüm. Bunu açtı bana mesela, hani özellikle şunlara diyemeyeceğim, insana dair ne kadar karanlık şey varsa hepsi bende de var. Onu görüyorum. Bu da galiba insanı şeye götürüyor, hani biz biriz. Hani hepimiz biriz. Yavaş yavaş hayat beni oraya götürüyor galiba, o anlayışa. Hala daha tabii böyle yüreği engin geniş bir insan olmaya daha var. Hani yolun başında şimdilik bunu görüyorum. Ağzımdan bir şey çıkacağı zaman kendimi görüyorum orada. Tamam diyorum, ben aldım mesajı. Sustum. Hiçbir şey yok. Yolumuza devam edelim. Peki nasıl bir çocukluk geçirdin? Annenle babanla ilişkin nasıldı? Çocukluğuma dair çok anım yok diyebilirim. Benim babam, annem ev hanımı. Babam emekli astsubay. Biz de şehir şehir gezdik. Çocukluğum gezerek geçti ve bunun katkıları da vardı bana, ama dezavantajları da oldu benim için, yani yürütemediğim yanları da. En büyük çocuk olmanın verdiği bir şey var galiba. Sevilmekle ilgili bir şeyim oldu benim. Sevgi açlığı. Yani sevmediklerinden değil. Bende başka bir beklenti vardı herhalde ki bilmem. Beni sevsinler hep. Dışarıda herkes beni sevsin. Annem babam beni sevsin. Çünkü ben şöyle düzgün bir insan olayım. Başarılı bir insan olayım. Bir kere sınıfın en iyisi ben olayım. Baktım başarıyla takdir ediliyorum ben. Başarısız olduğumda daha iyi olabilirdi diyen bir baba var mesela. Öfkeli bir anne var. Mesela bu benim anneliğimde de çok baskın. Öfkeli bir annem var. O zaman o şartlarda bu kadar yürütebilmiş. O yüzden böyle şey bir çocuktum. Çok net hatırladığım şu. Yalnız, kendini yalnız hisseden, grubun dışında bırakılmış, kim varsa onun yanında buluyordum kendimi. Gidip mesela işte ağlayan mı var? Herkes oynuyor, ben onun yanındayım. İşte sınıfta dışlanan mı var? Sırada tek mi kalmış? Ben onun yanındayım. İşte yolunu mu kaybetmiş? Ben onun yanındayım. Hep böyle bir şey. Kendini yalnız hissedenlerin yanında. Ben de herhalde kendimi yalnız hissediyordum, bilmiyorum. Öyle bir çocuktum. Benle oynasınlar diye ya da işte benle arkadaşlık kursunlar diye anlatılmış çok böyle şey bir hikaye var. Benim babaannem, dedem kantin işletiyorlardı. Onlardan kendim için bir şeyler alıyormuşum, arkadaşlarıma veriyormuşum. Beni de oyununuzu alın gibisinden. Sürekli böyle kendini kabul ettirmeye çalışan bir evrim. Öyle bir çocuktum. Hep şeye ilgi duydum. Ergenlik döneminde şey geliyor artık, hani sorguluyorum ben. Zihinsel yapı nasıl? İşte %100 düşünce gücü falan. Onlara ilgi duymaya başladım. Ritüel alem nasıl bir yer? Onlara ilgi duymaya başladığımı hatırlıyorum. Peki sence şu anda yani bu kadar çalışmanın içerisinde, hani kendi yolculuğun içerisinde geldiğin nokta şu anda böyle bir için ferah mı o anlamda? Kendimi buldum diyebiliyor musun? Galiba evet. Yani şöyle, Jaas'la başladı. Jaas'ı öğrendim ki kendim çalışayım. Jaas'ı öğrendiğimde zamanın yokluğunu, geçmiş, şimdi, geleceğin hepsinin aynı anda olduğunu öğrendim mesela. Hiçbir şey bilmiyordum böyle şeylere dair. Reiki ile fantastik dünyaya giriş yaptım. Çok güzel bir alan. Lütfi Hoca'dan eğitim aldım Reiki'de de. Hala çalışıyoruz. Theta Healing ile yaratıcıya aslında ne kadar yakın olabildiğimi ve istediğim her an onunla konuşabileceğimi hissettim, deneyimledim. Bunlar çok büyük kapılar açtılar bende. Ve 1,5 yıldır neredeyse her gün diyebileceğim şekilde kendimle ya Reiki çalışıyorum, ya Jaas çalışıyorum, ya Theta Healing çalışıyorum. Bir şeyler, hani çalıştıkça başka bir şey ortaya çıkıyor ve şeyle birlikte özellikle Lütfiye Hoca'nın çakra aktivasyonlarına katıldım ben. Tepe çakraya geldik. Zaten her çalışma başka bir şey açıyor insanda, ama hemen de anlamıyorsun ne yaşadığını. Zamanla bir şeyler karşına çıkıyor açıkçası. Ben tepe çakraya girmeden önce şey zannediyorum, böyle acaba nerelere uçacağım falan diye. Sonra o çalışma beni bedene indirdi. Bedene indim ve böyle yüksek benliğim yüreğime oturdu. Ve öyle bir kanal açıldı ki tepeye baktığımda yaratıcı benimle falan, yani o derece yerimi buldum diyebilirim. Ona yakın hissediyorum artık kendimi mesela, çok daha fazla. Ve onunla birlikte şu
oluştu. Ya, tamam ya, ben artık bir şifacı olabilirim demeye daha bir buçuk yıldır başladım. Öyle bir şeyim yoktu yani önceden. Ben insanlara bu konuda yardımcı olabilirim diye kendime itiraf etmeye başladım ve yerimi biliyorum gibi. Bu his çok güzel ve yaşamak çok daha keyifli hal almaya başladı. Çalışmalarından, projelerinden kısaca bahseder misin? Şimdi tabii Boğan terapi, manuel terapi tekniği olduğu için fiziksel temas gerekiyor birebir de. Ama diğerleri online yapılabiliyor zaten. Ama senin hani önümüzdeki dönemde var mı hayallerin, projelerin, çalışmaların nasıl ilerleyecek? Çünkü şimdi artık resmi olarak da bir web sitem var ve daha görünür olmaya başladım. Instagram adresim var. Onların hepsini de bu arada paylaşacağım açıklama kısmında. Nasıl bir şey yol hayal ediyorsun kendin için? Diğer uygulamaları henüz çok daha böyle ciddi şekilde çalışmaya başlamaya yeni başladım diyebilirim. Yakın çevremle daha çok mesela çalışıyoruz. Şey, bir proje henüz kafamda oturtamadım desem ayıp olmaz herhalde. Yani hala da mesela kızımın da bakımını yürüttüğüm için onu bir okula başlatayım. Ben de iyice bu alana giriş yapacağım. Eylül ayı gibi inşallah o da kreşe başlayacak ve ben artık çalışma hayatına geri döneceğim, ama bu şekilde dönmek istiyorum. İnsanlar nasıl yürütüyorlarsa Instagram üzerinden çalışmalarını, ben de bu şekilde şey yapmak istiyorum. Yani gönlümdeki o sevgiyi, yardım etme isteğini bu kanalla yürütmek istiyorum, duyurmak istiyorum. Jean-Adrien arınma sisteminin mesela daha derinine inebilmek için ikinci aşama eğitiminden geçiyorum henüz. Yine aslında hep kendimi şifalandırmak için şey yaptım. Belki bir gün eğitimlerine başlarım onun mesela. Reiki'de mesela ilerlemeyi çok istiyorum. Daha çok mesela sadece Reiki'ye yönelik çalışmalar yaparak hani o şekilde temas etmeyi istiyorum. Belki isteyenler olursa Boven artı işte Reiki gibi birleştirerek mesela. Çünkü Reiki'nin de iyileştirme yöntemi gerçekten çok muazzam çalışıyor enerji boyutunda. O şekilde. Daha tam ben aslında yolumu çizmedim desem ayıp olmaz herhalde, değil mi Didem? O zaman sen söylemiyorsun, madem ben söyleyeyim. Arkadaşlar, Evrim bir çekiliş yapacak Instagram üzerinden. O çekilişe katılanların 3 kişiye Bowen terapi hediye edecek bu arada. Yavaş yavaş hareketlenmeler başlıyor aslında. Hani şu anda Evrim bir şey yok dese de ilk bunu ben duyurmuş olayım o zaman. Evrim Instagram adresinden Evrim'i takip ederseniz o çekilişe katılabilirsiniz. Ve eğer İstanbul'da yaşıyorsanız Bowen terapiyi de deneyimlemiş olursunuz ki ben gerçekten çok tavsiye ederim. Gerçekten çok şifalı bir teknik. Eminim ki hani özellikle de İstanbul'da yaşıyorsanız zaten hepinizin ihtiyacı vardır diye düşünüyorum. Parasempatiye geçmek, gevşemek, durmak ve kendini bırakma hali gerçekten çok büyük bir şifası var. Oradan takip edebilirsiniz. Peki şey soracağım, şimdi yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Dinleyenlere ve izleyenlere önermek istediğin bir film, bir kitap veya bir podcast var mı? Ben şeyi çok severek okumuştum ve hayran oldum ondan sonra. Bedenle ilgili çalışmalar yaptığım için hep hastalıkların arka planında neler yatıyor olabilir diye hep merak ediyordum. Vücudunuz hayır diyorsa diye bir kitap var, Gabor Mate'nin. O kitabı bence okumak güzel olabilir. Bir de ben mesela hep şey yaşadım. Ne doğru ne yanlış, hangisi makbul olan, bu sistemin kuralları ne falan diye. Sonra karşıma şey bir kitap çıkmıştı, o da çok güzel. Ruhun Yasaları diye Dan Millman'ın bir kitabı var. Çok güzel yasalardan bahsediyor mesela. Yani evrenin nasıl da çalıştığını, o ruhla evren arasındaki o şeyin nasıl da çalıştığını anlatan çok güzel bir kitap. Onu tavsiye edebilirim, ikisini. Film veya podcast var mı önerebileceğin? Anadolu'nun şifacı kadınları desem. Ama zaten şu an dinleyenler onu dinliyor. Yani onlara farklı Doğru. bir... Tavsiyesinler. Şey dinliyorum, Berrak Yurdakul var. Onun podcastlerini dinliyorum mesela. Hatta Karma diye bir podcasti var. Ve sarıp sarıp bir daha dinliyorum falan. Bu tarz şeyler var. Martı Esin diye bir astrolog ve tarotolog var. O da çok iyi bir sembol yorumcusu. Onun podcastleri başladı mesela. Yine aylık şeyler yapıyor. Açılımlar yaparak çok güzel şeyler anlatıyor ve ben her defasında böyle ya evet ben de bunu deneyimliyorum gibi böyle sorularıma yanıt alıyorum. Onu tavsiye edebilirim. Ve geldik son sorumuza. Yolda olanlara ne söylemek istersin? Yolda olanlara yalnız olmadığımızı söylemek isterim. Hem onlar hem biz hepimiz aslında aynı yolun yolcusuyuz bence. Ve gerçekten de ben çok fazla çukuruna düşsem de şöyle ne yaparsam yapayım sen beni iyi etmedin yaradan diye böyle senden nefret ediyorum diye ağladığım zamanları hatırlıyorum. Hemen olmuyor her şey gerçekten de.
biraz zaman gerekiyor. Ve gerçekten siz buna niyetle yola çıktığınızda yol o kadar hızlanıyor ki karşınıza böyle bir sürü eşlikçi çıkıyor, bir sürü yol açılıyor falan. Ben bazen böyle hayret ediyorum ya, bu da mı Allah'ım, ben buna niyet ettim de sen bunu da üstüne koydun öyle getirdin bana falan diye. Yalnız değiliz o yüzden. Gerçekten gözetiliyoruz, gerçekten seviliyoruz ve biz bir adım atarsak bize çok kapı açılıyor. Yani bu inançla yolda olduğumuzda. Bir de şeyi tavsiye ederim, yani herkesin yolu tabii ki kendine has ama ben bu şekilde yapabildim. Kendimize ait bilgileri alabileceğimiz sağlam teknikler var. Bence onları denemek iyi olabilir. Numerolojik olarak mesela çok başka şekilde gördüm kendimi. Astrolojik olarak mesela başka. Human Design, bunların hepsini bu programdan öğrendiğim güvenli insanlar, güvenilir insanlar sanıyorsun bir de bize Didem. Buradan referans alarak mesela kendime ait hani ben böyleymişim, bundan dolayı böyleymişim diye bir kendimi tanıdım ki ben hala daha o programların kayıtlarını kendim dinliyorum. Yapılan çalışmaların, seansların. Böyle bir şey yapılabilirler ve nasıl karar vereceğim dediklerinde bedenlerine baksınlar. Ne doğru Allah'ım hani diye mesela nasıl karar vereceğim diye dara düştüğümde ve benden önce bedenim gidiyor falan oraya. Ve bedenini dinlesin insanlar. Gerçekten orada bir itki var böyle doğru yere götüren. Bu da birazcık kişinin kendisiyle çalışmasıyla bunu anlayabileceği bir konuşma dili galiba. Bence kendilerine zaman ayırsınlar, kendileriyle ilgili çalışsınlar. Tabii benim gibi çalışacağım derken hayatı kaçırmasınlar, yaşamayı da ertelemesinler. Ben bazen gerçekten çok kapatıyorum kendimi. Ama çok mutlu oluyorum. Belki de bu dönem benim için öyle bir dönemdir, bilmiyorum. Bu şekilde yalnız değiller hiçbir zaman. Onları seven çok iyi bir güç var, çok büyük bir güç var. Çok teşekkür ederim. Sağ ol paylaştığın için hikayeni. Ben teşekkür ederim. Yolun açık olsun. İnşallah ihtiyacı olanlar seni bulsun, buluşun. Yaradanın şifasına vesile ol sen de. İnşallah. Çok teşekkür ederim Didem. Seni tanımak çok güzeldi. Programın harikaydı. Hizmetin gerçekten çok büyük. Çok teşekkür ederim ben. Ben çok teşekkür ederim. Sağ ol. İyi ki tanıştık. İyi ki buluştuk. Ve dilerim ki daha böyle nice nice şifacı kadınla buluşuruz. Tanışırız. Senin gibi sen de onlara ilham ve cesaret vermiş olursun böylece. Hani bu programı dinleyen ama işte görünür olmaktan korkan ya da hala kendisine şifacı diyemeyen ki hepimiz aynı yerlerden geçiyoruz. Çok da anlaşılabilir şeyler bunlar. Lütfen yazın Instagram'dan, ulaşın bana. Ve bir programın daha sonuna geldik. Bu arada aşk buluşmaları devam ediyor. Ben duyuru konusunda çok iyi değilim ama hani Ağustos tarihi belirlendi şimdiden. 25 Temmuz'da yapacağız ama bu program yayınlanmış olacak tabii. Bu programa, bu alana konuk olan 3 şifacı kadınla birlikte Ağustos buluşmalarını yapıyor olacağız. Yine detayları Instagram sayfamdan duyuruyor olacağım. Oradan takip ederseniz kaçırmamış olursunuz böylece. Hepinize burada olduğunuz için, dinlediğiniz için, yüreğinizi de dinlerken bu alana koyduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, görüşleriniz, önerileriniz olursa her zaman bekliyorum. Ve YouTube kanalına abone olursanız, videoları beğenirseniz, yorum yaparsanız eğer, tabii bu olan daha da büyüyor. Beni daha da desteklemiş oluyorsunuz. Onu da böyle kısaca ufak bir not olarak belirtmek istedim. Çok sağ olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Anadolu'nun şifacı kadınları sona erdi.